kafayı mı yedi ya? Ne işi var burada? Tövbe bismillah. Hep bir hamur işi, hep zararlı şeyler. Ah, bu manyak yine geldi. Allah. Kumru, üvey annen geldi. Yok artık. Kumru, orada olduğunu biliyorum. Gölgen görünüyor. Aç şunu. Yıldız. Ne işin var senin burada? Ay canım benim ya. Aynı soruyu ben sana soracaktım ama Özlem ağır bastı. Gel öpeyim. Yıldız, çekil. Ne istiyorsun? Sana bakmaya geldim. Baktın, gördün. Hadi git. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Bu gece ben burada kalacağım. Üvey annenim ben senin. Ne? Evet, evet. Çekil. Yıldız, sen ne dediğinin farkında mısın? Ay 40 yıl düşünsem seni böyle bir yerde hayal edemezdim. Senin için belgesel tadında geçiyordur burası. Yıldız, ben gülmüyorum farkına. Sen gider misin? Pardon da sen bana niye trip atıyorsun? Bizim seninle bir hukukumuz var. Ne hukuku ya? Borçlar hukuku. Hatırlıyorsan benim eski kocamı elimden aldığında bir yakınlaştık seninle. Oo, sen hala orada mısın Yıldız? Bak canım, detaylarda takıldığım için kusuruma bakma. Babamı sen doldurdun değil mi? Çünkü evden gitmem ekmeğine yağ sürecekti. Hiç alakası yok. İşte ekmeğime yağ falan sürmedi. Babanın suratı yerde geziyor. Öyle mi? Evet. Yani öyle hüngür şakır ağlamıyor ama çok gergin. O hep öyle. Yok yok, bu farklı. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Evine geri dön, birkaç gün trip atarsın. Olur biter. Oldu canım. Hı. Ben senin derdini çok iyi anladım. Senin evde huzurun kaçtı. Buraya gelip beni eve geri götüreceksin değil mi? Herhalde yani. Seni çok sevdiğimden değil. Bir tane iyilik yaptım diye dost da olmadık. Bak sesim çıkmıyor. Sinirlendirme beni. Süper, tamam. Çok iyi. Kapı orada. Giderken kapatırsın. Ya evine geri dönersin ya da burada kalır. Sana hayatı zindan ederim. Yıldız, gider misin? Gidemem canım. Allah Allah. Nereye? Yerleşmeye. Aa. Kaç attık? Bir sene eksikti. Yerleştim. Yıldız, beni rahat bırakır mısın? Bırakamam diyorum. Sen anlamıyor musun? Rahatsız etmeye geldim ben seni. Ben çok rahatsız oldum. Lütfen git artık. Yok, gidemem. Böyle yan yana oturacağız seninle. Ay, gerçekten ağlayacağım. Bela mısın sen? Ha kendisiyim. Kendin hırkanı almışsın üstüne. Ben üşüyorum bu evde. Sesim de gitti. Ya hasta olursam? İki tane odun at şu sobaya. At diyorum sana ya. Bu evde yaşamıyor musun? Üşeyeyim mi, donayım mı ben? Ay. Yıldız, sus. Bir kumru, iki kumru, üç kumru, daha dört kumru. Ay Allah göstermesin. Ay yeter Yıldız. Ne yeter ya? Boş boş oturuyorsun orada. Yardım etsene bana. Bilezik yapıyorum şurada. Yardım falan etmeyeceğim sana. Zaten acıktım. Ezgi nerede kaldı? Ben Ezgi'ye izin verdim hayatım. Git kumruyla uğraşma. Ben zaten onun başındayım dedim. Git de. Sen hala burada kalmaya devam mı edeceksin? Yıldız, gerçekten sana tahammül edemiyorum. Edeceksin canım. Yapacak bir şey yok. Boncuklara yardım etmiyorsan git yemek yap o zaman. Ben yemek falan yapmam. E ne yiyeceğiz? Bir yumurta kıracağız. Hem konsepte de uygun. Ay sen benim başıma bela mısın? Evet canım, belayım. Bir havalarla evden çıkmadan önce düşünecektin, tamam mı? Kalk, kalk yemek yapacağız. Yok. Bu ev böyle, burası yalı değil. Biz yapmazsak kimse yapmıyor işleri. Kalk, 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 hadi. Ay nefret ediyorum, nefret. Tam ergensin biliyor musun? Hiç büyüyememişsin. Yıldız, sus. Hadi bakalım. Şimdi yemek yapacağız. Bravo. Ne yapacaksın? Sen yapacaksın, ben değil. Sen tek başına yaşamaya karar verdiysen yemek yapmayı öğreneceksin. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Beni karıştırma. Ben zaten evimi terk etmedim ki. Sen yapacaksın. Al şuradan soğanı. Ben soğan falan yemem. Ben yerim. Al diyorum sana. Ben ona dokunmam da. Menemen yapacağız. Başka şey yok. Hadi. Hadi. Al şu soğanı. Bir eldiven falan var mı bari burada? Ne bileyim ben, burası benim evim değil. Normalde buna dokunmam, yemem bile. Bulaşık eldiveni o ama hadi neyse. Hadi sen hazırla, ben gidiyorum. Nereye? Oğlumu arayacağım. Senin yüzünden bıraktım çocuğu, buralara geldim. Her şeyi de soğanlı yiyin ya. Varoş. Anne, dişinde bir şey var.
Al onu, çocuğumu göster. Hadi iyi geceler. İyi geceler anneciğim. Yat uyu, annen geliyor yarın sabah. Tamam canım. Bay bay annesi. Bakayım ne yaptı bu? Ay hala bir soğan soyamadın mı ya? Bu ne? Soğan. Ya sen ne biçim soğan soymuşsun? Cücüğü kalmış. Ne bileyim ben, bunu soydukça içinden bir kabuk daha çıktı. Ben nerede duracağımı nereden bileyim canım? Seni alan geri getirir. Bak annem gibi konuşturuyorsun beni. Beni kimse almasın. Bence biz hemen suşi falan söyleyelim. Aa olur ya. Şu sokağın başında suşici vardı. Ne yersin? Bilmiyorum. Edamame falan söyle. Ona göre menüye de bakarız. Sen hiç camdan dışarı baktın mı? Burada ne arar suşici? Of! O da mı yok? Neyse ben yaparım yemek. Sen git sofrayı kur bari. Al şu tabakları. Bu evde neden her şeyi ben yapmak zorundayım? Başka kimse yok canım. Hadi. Nasıl yapılıyordu ben de hatırlamıyorum ki. Ay Sel, menemenimizi getir. Al afiyet olsun. Kokacağız. Gerçekten kokacağız. Akşam akşam bana şunu yediriyorsun ya. Ay ne olacak ya, amma söylendin. Madem efelendin, kalktın buralara kadar geldin, uyum sağlayacaksın buraya. Biraz adapte ol. Ben uyum falan sağlayamam. Ayrıca buraya sen daha iyi adapte olursun. Alıştığın ortamlar. Benim hiç değil. Neden ısrar ediyorsun o zaman? Bak. İşte böyle kalırsın. Baban seni aramıyor, sormuyor, kapıya dayanmıyor. Demek ki planın işe yaramadı. Dön evine. Asla dönmem. Gelsin, hatasını anlasın, özür dilesin. Belki o zaman. Neyin özrünü dilesin? Bak ne güzel kredi kartlarını iptal ettirdi, adamın maddi durumu yükseldi. Tasarruf yaptı resmen. Benim derdim para falan değil. Bana yaptığı haksızlığı anlasın yeter. O zaman sen de kendi paranı kazanmak için gir, çalış. Çalışırım, ne var? Çalışırsın. Sen. Şurada ikimiziz ya. Yüzüme baka baka sallama istersen. Ay, sanki sen çok çalışıyorsun. Çok bir şey becerdin de. Şampuan bitti şimdi. O boncuklarımı ne diziyorsun durup durup? Niyet bileziği. Kaç kere söyledim ya. Doğru. Niyet önemli. Konu ben değilim canım. Ben zaten her zaman çalıştım. Senin gibi baba parası yemedim. Koca parası yediğindendir. Bana bak, sen gerçekten çalışacak mısın? Çalışırım, ne var? İyi o zaman. Benim aklıma bir fikir geliyor. Ne yapıyorsun? Ya arkadaşımı arıyorum, sana iş bulacak. Bir dakika durur musun? Ne oldu? Bana yaptığın her şey için özür mü dileyeceksin? Saçmalama, senden özür falan dilemeyeceğim. O zaman arayayım ben. Elçin Hanım, masa dördün var. Efendim Yıldız. Ne haber Emir? Bir hayır işi için arıyorum. Hayır için? Neymiş? Evet evet. Bir arkadaşım çok sefil durumda. Acil işe ihtiyacı var. Evet. Sizin orada bir pozisyon var mı? Vallahi bizim orada garsonluk pozisyonu var. Uyar mı? Garsonluk ha, olur, güzel. Tamam o zaman. Yarın gelsin, biz konuşalım. İyi tamam, geliyor yarın. Ha. Tamam canım, hadi bay. Garsonluk mu yapacağım? Ne var? İş mi beğenecek durumdasın şu anda? Gir çalış işte. Yalnız benim olduğumu söylemedim. Söylemedim çünkü Emir de seni görünce bir şok olsun istiyorum. Ruh hastası mısın sen? Ömer ne olacak? Ömer artık Arap şeyhi olacak. Ekin diye bir çocuk devralmış restoranı. Böyle gırtlağında kuş dövmesi falan olan bir tip. Sen de bayağıdır ağına birini düşürmedin. İstersen onu at. Efendim Yıldız? Çağatay, Halit Can'ın pedagoğuyla mesajlaştım. Öğlen gitmemiz gerekiyor. Tamam, gideriz. İyi, ben sana haber veririm hazır olunca. Günaydın aşkım. Günaydın. Yakışıklım. İyi, keşke hemen kapatsaydım bunları duyacağıma. Kusacağım şimdi. Yıldız, bizim Ender'le birazcık işimiz vardı. Kapatmam lazım. Pislikler, sahtesiniz siz, sahte. Ne oluyor, sabah sabah ne söyleniyorsun? Çağatay'la Ender'e tabii ki. Şunların ismini anma. Neyse hadi sen hazırlan, niye böyle geziyorsun? İş görüşmen var. Hazırım ben. Saçmalama, böyle mi geleceksin? Ya bu mankenlik ajansı değil, garson olacaksın. Ters bir garson olurum ben de. Saçmalama Kumru. Ya da neyse ya, bana ne yaparsan yap.
Yalnız adam gibi işini yap, sonra git babandan özür dile, yanaklarından öp, barışın bitsin artık bu ev. Ben bunu sabaha kadar düşündüm. Konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum. Bunu düşündüm. Ben eve falan dönmeyeceğim. Gerçekten çalışacağım ve kendi paramı kazanacağım. Babam da beni evden kovduğu için çok pişman olacak. Çünkü insanlar etrafta Doğan Yıldırım'ın kızı garson olmuş diyecek. Ne? Aynen öyle. Babam beni evden kovarken, kredi kartlarını iptal ettirirken hiç bunları düşünmedi. Şimdi görsün bakalım. Bu arada gelip bana eve dön diye yalvarırken bu fikri senden aldığımı kesinlikle söyleyeceğim. Ha yok yok. Çok uzun konuştun. Adam sıkılır. Bu kadar detay vermene gerek yok. Sen net ol. Aa, dün akşam bana akıl veriyordun. Hadi kalk gidiyoruz. Ay acaba sen çalışmasan mı? Çalışacağım. Sen de beni işe bırakacaksın. Hadi. Ne çilemiz varmış. Ezgi nerede bu arada? Ezgi işe gitti, böyle oluyor. Sabah aydınlanmadan hava uyanıp gidiyorsun. Hazır ol.